القهنه في حساسيه حساسيه Sabah, öğlen, akşam. Hocam onu çevir. Tamam. Şunun su var. Tamam, kolun su var. Yani bu Türkiye genelinde yapılan bir uygulama. Misafir olarak kabul ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin hem topluma kazandırılması hem sağlık saat yönünden herhangi bir sorun yaşamaması için sağlık ekiplerimiz Tosya'da özellikle güzel bir kampanyayla hazırlıklarını yaptılar. Bugün de ilk gün. İlk gün olduğu için ben hem onlara eşlik etmek hem de bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimizin halini hatırını sormak için onlara katılıyorum. Peki onların sağlığı ve eğitim hakkında Tosya'da yeterli hizmet alınabiliyor mu? Bütün şartları zorluyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sağlık konusunda bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Ama eğitim konusunda belki dilden kaynaklı sorun ve sıkıntılar olabilir küçük çaplı. Ama bunları da sanıyorum... Haftaya başlayalım. Evet, haftaya... Peki aile olarak kaç aile var Tosya'da? Suriyeli mi? Sürekli değişkenlik gösteriyor. Gidenler var, gelenler var. En son sayımız kaç müdür bey? Tosyalı aile sayısı? Şu anda 30 civarında değil biliyorum. Suriyeli aile sayısı. Evet. En son 30. Peki aşı olarak kaç çocuk aşılanacak? Bu şey kapsamında sanıyorum 50 civarında öyle çocuğumuzu aşılayacağız. 50. Toplamda 50. Toplamda 50. Ama daha önce aşılanmış çocuklar var. O yüzden 30-32 net sayımız evet. Şu anda. Daha önce aşılarını olmuş ve aşı kartlarını bize ibraz eden çocuk tekrar aynı aşı olmak zorunda değil. Haliyle onların atlanması gerekiyor. Aşısı olmayan çocuk. Aile hekimlerimiz ciddi çalışmalar yapıyor zaten evet. Bu konuda. Gelen hiçbir Suriyeli çevrilmediği için birçoğu aşılanmış durumda zaten. Evet. Bu anlamda duyurular da yaptık. Hem Arapça hem Türkçe belediye şeyinden imkanlarıyla halkımıza duyurduk. Vatandaşlarımız da Suriyeli kardeşlerimize evini kiraya vermiş, komşuluk yapmakta olan vatandaşlarımız da bu anlamda duyarlı. İlçe Sağlık Kurulu Başkanımızı bu güzel ve duyarlı çalışmasından dolayı kutluyorum ayrıca. Tamam, teşekkür ederim. Al bakalım. O kardeşi zaten. Küçük çocuk. Abdurrahman. Gel küçük. Aşıya bulunursa aynı şey yaparsın. Kaç yaşındasın? Yok. Orada çalışıyor. İşçi olarak. Bir kardeşim var, bir de sen var. Olur. Yedi kardeş. Sen okuyor musun? Kendisi okuyor efendim. Nerede okuyor?
İmam Hatip. Kaçıncı sınıfta? Ortaokul. Bir sigorta bir sorunuz var mı burada? İçinle ilgili bir şey yok değil mi? Olduğu zaman söyleyin, olur mu? İhtiyacınız, talebiniz olduğu zaman. Evet, olduğu zaman söyleyin. Hiç yok. Bu bayit.